Çıkan merhaba. Aslan gibi. Gençler ne yapıyorsunuz? Gençler. Bu başka bir suvari olmuş ya. Ben başka takım yok. Türkiye toplumunda mal olmuş isimler, değerler var. Bu açıdan HDP Emek Özgürlük İttifak olarak daha çok eğilim bir kadın adayı da olması gerektiği üzerinden. Ama bunun ötesinde bir havuzlu bir komisyon oluşturmuş. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kadroları ve işte eş sözcüleri, eş genel başkanı, eş genel başkanları bu mesele dahil bir tartışma yürütüyor. Blokajlar konuldu, evet, ama halkımız hazinemizdir dedik. Çocuklar kumbarasındaki parasını getirdi. Kadınlar evlerde yemekler pişirdi, getirdi. Gençler harçlıklarını getirdi. En nihayetinde biz 7 Haziran'da da destek almıyorduk. Büyük bir başarı açığa çıktı. Biz sadece maddi açıdan da değil, halkımız çok zor koşullarda halklarımızla beraber mücadele ediyoruz. Parti binalarımızı açık tutuyoruz. Bakın, bu ülkede olmayacak bir şey yaşandı. Siyasi cinayet çok gördük. Ama parti binamızın içerisinde bir kadın arkadaşımız katledildi. Bu Türkiye tarihinde bir ilkti. Buna rağmen parti binalarımızın kapısı kapanmadı. Böyle büyük bir güce, böyle bir inanca, mayasını her yerde en derine kadar işlemiş bir fikriyata ne blokajlar, ne kapatma davaları işlemez. Bir yol buluruz. Yol bulamazsak da yol yaparız anlayışıyla emin olun ki bu süreçte de başarılı çıkacağız, ama kadınlarla beraber, gençlerle beraber, bu ülkenin bütün ezilmişleriyle beraber. Henüz netleşmiş bir durum yok. Arkadaşlarımızla blok ortak karar alacak bildiğiniz gibi. HDP değil sadece. Oradan çıkacak kararı bekliyoruz. Sanırım birkaç gün içerisinde açıklanmış olacak bu konuda. Önemli bir adım olacak. Bu, biliyorsunuz, adayı çıkaracağımız açıkları açıklamamız, herkes bir tartışmaya başlandı. Aslında işin kötü tarafı tabii. Halkların Demokratik Partisi'ni ve Emek Özgürlük Bloğunu yok sayanlar, bir şeklinde her koşulda kendisine yedekleneceğini düşünenler aslında aday tartışmasıyla bunun böyle olmayacağı gerçekliğiyle karşı karşıya kaldılar. Biz son halde bu tartışmaları bitirir ve ortak yol yürürüz. Bu bir kriz değil, bir tartışma zemini. Bunu bir kere yani lafları kullanıyoruz ya, kavramları. Altın masada bir kriz çıkıyor mesela bazen. Ama bizimki bir krizden öte bir arayış. Bu arayışta devam ediyor. Biz bunun çözüleceğini de düşünüyoruz. Zaten başka seçeneğimizin olmadığına da inanıyoruz. Çünkü mesele sadece Erdoğan'ı devirmek değil. Bugünkü konferansın muradı da bu aslında. Erdoğan sonrasına ezilenlerin güçlü bir şekilde müdahale imkanı yaratmak. Bunun yolu da Emek ve Barış, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan geçiyor. Bu sorunu çözeceğiz. Ercüment'in, Erkan'ın ve diğer bileşenlerin, ittifakın diğer bileşenleri de buradalar. Hakan da burada, diğerler. Burada olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü gelecekte, yani eğer bu iktidar devrildiği andan itibaren, ki ayakta kalsa da aynı şey bize kalacak. O Haziran'dan sonra ya da Mayıs'tan sonraki seçimden sonra kavga yeni başlayacak. Onu örecek olanlar burada. Doğru olarak da bunu tartışıyoruz.